Akut otit tanısı koyduk. Tedavisi nedir? Tedavisinde çoğunlukla altında yatan patolojiye yönelik antibiyotik kullanımı, bir akut sinüzit geçiriyorsa onun tedavi edilmesi, bir viral enfeksiyon varsa onun tedavi edilmesi, onun yanında alerjik bir durum söz konusuysa alerjiyi azaltacak, rahatlatacak, çocuğun akıntılarını ortadan kaldıracak bir tedavi verilmesi, antibiyoterapi, burnun içerisinin temiz tutulması gibi bir takım şeyler yapılır. Buna ek olarak burun içi yıkamaları bu çocuklarda çok önemlidir. Ancak çok küçük çocuklarda yaparken çok dikkatli olmalıdır. Basınçlı yapılacak burun içi yıkamaları kulak ağrısına neden olabilmektedir. Yıkama esnasında kullandığımız bir takım aparatlar var. İşte sinüslerin de yıkanmasına yardımcı oluyor aynı zamanda bu. Özel poşetleri var, atıyorsunuz içerisine. Çocuğun kafasını hafif öne, lavaboda hafif yana çevirip üst taraftaki burun deliğine bunu yerleştirip çok yavaş sıkarak burnun bir tarafından giren suyun diğer taraftan akmasını gözlemliyorsunuz. Aynı şeyi diğer taraftan günde birkaç defa yapıyoruz. Ama basınçtan rahatsız olan çocuklarda daha değişik enstrümanlar var. Bunlardan birisi de elimdeki diğer aparattır. Bunda da yine benzeri okyanus suyu adı altında geçen sıvıyı dolduruyorsunuz. Hazır hale gelince buraya yerleştiriyorsunuz. Hafif yan döndüğünde de burun içerisine kendi basıncıyla, bir şey püskürtme olmadığı için kendi basıncıyla akarak bir taraftan öbür tarafa geçiyor. Ve böylelikle de hani püskürtme olmadığı için çocukta iritasyona ya da kulak ağrısına da neden olmadan burun içi yıkanıp temizlenmiş oluyor. Ayrıca enfeksiyonun geçtiği durumlarda da bir takım aparatlar var. Bunlardan bir tanesi valsalva yaptırmak çocuğa. Yani burnunu kapatarak kulaklarına hava vermesini istemek. En basit yöntemlerden birisi bu. Yine benzeri bir etki yaratması için çocuklara bol miktarda sakız çiğnemesini öneriyoruz. Çünkü östeki kanalının, yani kulağa hava götüren kanalın etrafındaki kasların o kanala devamlı olarak masaj yapmasını sağlıyor. Bunu yapan elektronik aletler de var ama kullanımı hem de pahalı olması nedeniyle bunları önermiyoruz. Ama çok basit yöntemlerden bir tanesi de çocuğun burnunun bir tanesini kapatıp diğer deliğine yerleştirdiğimiz balonu üfleyerek şişirmesini istiyoruz. Bu bir şekilde hem valsalvayı yapmış oluyor, bunu yapamayan çocuklarda, hani erişkin çocuğun yaşıyla uyumlu olmayan durumlarda bunu şişirmeye çalışması aynı zamanda onun için de bir oyun gibi de geliyor. Her günde 3-5 defa, kaç defa yapılırsa yapılması östeki kanalın açılmasına yönelik olarak son derece yardımcı, çok basit yöntemlerden birisini oluşturuyor.